Altın Orman'ın sunduğu Medya Mahallesi devam ediyor. Efendim yeniden birlikteyiz Medya Mahallesi'nde. Önay Alpago ile birlikteyiz. Hukukçu, eski bakan, umarım yeni parlamento bir bakıma kurucu mecliste göreceğimiz. Kaç yıldır siyasettesiniz? Ben 83'te SODEP'in kuruluşuyla başladım. Oradan. Evet, ay, bayağı eskidim. Bayağı artık. Eski. Hani Erdoğan ben işte kıdemli müdemli diyor da. Biz de kıdemliyiz. Yani. Şimdi efendim sözcüğüyle bu ikinci bölüme başlayacağız. Biliyorsunuz İnce Erdoğan'ı çok ince bir stratejiyle bugüne kadar yapmadığı bir şeyi yapmak zorunda bırakmıştı. Baş başa görüştüler. O görüşmede bir detayı anlattı İnce sözcüye. Özlem Gürses, sevgili Özlem Gürses'in röportajı manşette. Şimdi işte o diyalog diye sözcüde. Erdoğan demiş ki Bay Kemal seni harcadı. Bir öyle bir şey öne attılar, evet, biliyorsunuz. Yıpratmak için yapılan bir atı ortaya atıştı. Yıpratacak başka bir şey bulamayınca. Bulamayınca buradan. İnce de demiş ki valla Cumhurbaşkanı olacağım için Kemal Bey asıl sizi harcadı demiş. Nasıl buluyorsunuz Muharrem İnce'nin? Muharrem İnce bir kere Cumhuriyet Halk Partisi oylarını konsolide etti gerçekten. Topladı. Başka çevrelerden oylar almaya başladı. Gittiği yerlerde büyük bir ilgi görüyor. Büyük bir coşku görüyor. Yani insanlar nefes aldı bir anlamda. Oh be işte budur bizim dilimiz, bizim beklentimiz, bizim sesimiz demeye başladı. Üstelik de çok barışçı bir dille, çok barışçı bir davranış içinde işte kimi yerlerde eleştirdi belki ama bütün adayları ziyaret etmesi, başarılar dilemesi önemli bir demokrasi örneği. Bu demokrasi örneğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu katkıları da görmezden gelmemek gerekiyor. Yani İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi için 15 milletvekili verilmesi, bağımsız adaylar için, eksik imzalar için örgüte gidin tamamlayın çağrısını yapabilmesi. Ve bu mutabakatı yani Türkiye'nin uzun süredir özlemini çektiği farklı farklı dünya görüşlerini hukuk ve demokrasi çerçevesinde bir araya getirebilme trafiğini bu kadar güzel götürebilmesi ve Sayın Genel Başkanımızın karşısında iki dönem rakip olan eleştiren bir kişiyi de Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi hepsi demokrasi ama örnekleri gerçekten. Hem Kılıçdaroğlu hem de İnce ezber bozdu. Ezber bozdu. O kadar bozdu ki o kaldı. AKP kusura bakmasın aynı o durumdalar. Şimdi İnce dedi ki ya ben gariban sözcüğüyle vurmak istedi. Evet. Fakat İnce onu o kadar güzel aldı geriye hop gönderdi ki ben hep her yerde onu söylüyorum. Ben gariban bir adayım. Benim sizin gibi öyle uçaklarım, helikopterlerim, paralarım yok. Deyip bir de Fox TV'de de söylemişti. Bağış istedi. Dedi ki ateşleyin dedi. Pardon Fox TV'de değil. Mitingde söyledi. Mitingde söyledi bunu. Dedi ki ateşleyin. Kaç saniye? Tamam bir dinleyelim İnce'nin o sözlerini. Şimdi İlk yatıranda Sayın Genel Başkan oldu zaten. Değil mi? Evet. 13 bin lira 13 bin lira yatırdı. Maksimum sınır o biliyorsunuz. Yasaya göre 100 lirayla 13 bin lira arasında bağış yapılabiliyor. Evet dekonto. Evet. Kılıçdaroğlu'nun dekonto. O sınırı son noktası o miktar olduğu için ilk bağışı da o katkıyla Sayın Genel Başkan yaptı. Fakat şimdi bir problem var. Çok eski CHP'li bir sevgili arkadaşım Kiraz dün bana bir mesaj attı. Diyor ki bir banka da kamu bankası hesabımda diyor param var. Ondan diyor Muharrem İnce'ye ben seçim bağış yapmak için para göndermek istiyorum. Ha bir de özür diliyor. Bir hata oluştu diyor. İnternet sitesinde. Sistemden çıkıyor. Tekrar giriyorum, tekrar sistemden atıyor. Tekrar giriyorum, tekrar sistemden atıyor. Bir türlü para yollayamadım diyor. Yani böyle bir şey de var. Artık gidecek, elden yatıracaksınız. Elden yatıracak. Ha, vatandaşlık numarasıyla beraber elden yatıracak. Yani vatandaşlık numarası yazması şart. Aksi halde hazineye kalıyor para. Valla hakikaten Muharrem İnce bir kısa bir süre sonra mitingiyle ekranda olacak. Biz onun için hemen hızla
kullanalım süremizi. Şimdi gelelim efendim Erdoğan'a işte böyle küçük küçük destekler var. Onu söyledik. Bir küçük bir notu daha paylaşmadan geçemeyeceğim. Erdoğan'ın da tabii destekçileri çok. Hani büyük sermaye mi dersiniz, bazı mahfiller katar matar mı dersiniz, işte İslam örgütü teşkilatı mı dersiniz, ne derseniz deyin. Ama en çarpıcı destek şimdi göreceğiniz beyefendiden geldi. Bu beyefendiyi siz çok yakından tanıyorsunuz. Menzil Şeyhi. Menzil Şeyhi de daha doğrusu kendi adıyla değil ama kontrol ettiği bir takım vakıflar vesaire aracılığıyla Erdoğan'a destek verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın sırf bu var ya, sırf bu bile Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini anlatmıyor mu bize? Peki nasıl gidecek? Sandık alarmındayız. Sandık alarmında bir mutlaka sandığa gitmek gerektiğini anlayın. Sandığa gideceksiniz. Hiçbir mazeretiniz olmamalı, olmasın. Onu beğenmediniz bunu, hayır gideceksiniz. Milletvekili adaylarının efendim o şunda onun armudun sapı üzümün çöpü, hayır gideceksiniz. Gideceksiniz de şimdi sandıkta ne yapacaksınız? Öney Alpago, bu sandıkta güvenliği nasıl sağlayacağız? Geçen gün Mehmet Ali Çelebi çok güzel anlattı aslında ama evet, o teknik kısmını boşluklar anlattı. Anlattı doğru. Dediğiniz çok doğru. Önce sandığa gideceğiz. Bu bir kader filan değil. Kader insanların iradeleriyle hakim olamadıkları bir yazgının ifadesidir. Burada ise insanlar kendi tercihleriyle kendi kaderlerini belirleyecekler. Yani kaderinin efendisi olacak insanlar o gün. Ve mutlaka sandığa gidecekler. Nasıl yaşamak istiyorlar orada karar verecekler. Eğer nefes alarak yaşamak istiyorlarsa, rahat yaşamak istiyorlarsa, giydiğine giymediğine, içtiğine içmediğine, gezdiğine gezmediğine karışılmasın, bizim isteğimiz budur diyorlarsa gereğini yapacaklar. Ya da biz padişahın kulları olarak yaşamalıyız diyorlarsa o da onların tercihleridir. Şimdi efendim bütün bizim demokratik yaşamımızda hep bir kural vardır. Seçimler adil ve eşit olmalıdır. Adil ve eşit olması gerekir dediğimiz zaman hem sandıktır bu hem de sandık sonrasıdır. O nedenle hepsinin adına birden seçim güvenliği diyoruz. Şimdi bu son çıkarılan yasayla bir önceki referandumda yapılan hukuksuzluğa bir hukuki kılıf getirildi. Bir kere evvela baraj kaldırılmadı. Yani hep vaat edilen barajın kaldırılmaması bir kere önemli bir nokta. İkincisi, mühürsüz oylar kullanılıyor. Yani sadece seçim kurulunun değil sandık kurulunun da mühürünün olması şart iken, zorunlu iken, daha büyük bir güvenlik iken bu, bundan vazgeçiliyor. Hmm. Bir üçüncüsü sandık başkanlarının kim olacağı konusu ve çok önemli bir konu. Bundan önce nasıldı? Siyasi partiler isim verirlerdi, hepsi torbaya konurdu, kura çekilirdi, kim çıkarsa o sandık başkanı olurdu. Şimdi öyle değil. Şimdi devlet memurlarından olacak. Zaten devlet memurları iktidara yaranmak için, hoş görünmek için ne yapacaklarını şaşırmışlar. Kesin. Şimdi onlar sandık ama başkanı onların olacaklar. Ama onların karşısında da işte siyasilerin, partilerin sandık temsilcileri olacak. Tabii, şimdi tabii, temsilcileri olacak. 5 üye, çünkü 6 kişilik kurul, 5 üye. Biri kurul başkanı kamudan evet. Dediğiniz gibi. Tabii onların hepsinin de AKP'nin emirleri kimi olduğunu varsayacağız. Kimi korkudan, işte kimi göze girmek için yarışmaktan. 5 partinin ikisi AKP ve MHP. Geriye kalıyor 3 evet. Parti. İyi Parti bir önceki seçimde olmadığı için yok. Kim kalıyor? CHP, Saadet Partisi, HDP. HDP kalıyor. Peki, ama boş yerler yani Güneydoğu ve Anadolu'da sorun olacak deniyor. Yani orada müşahit bulunamayabilir deniyor. Ne yapılabilir? Sandık kurulu temsilcisi olmasa bile müşahit kartıyla bulunabilecek arkadaşlarımız. Yani sandık kurulu üyesi olmak başka bir şey, müşahit olarak bulunmak başka bir şey. Ama muhakkak sandığın başını boş bırakmamak gerekiyor. Hangi kimlikle, hangi sıfatla kesiyoruz? Maalesef çünkü ince yani... beklediğimizden de önce geldi. Ben biraz daha zamanımız var diyordum. Şöyle bitireyim ben. Bu kitabı konuşacağım önümüzdeki hafta. Bu kitapta şu var. Bakın, Erdoğan, Zekeriya Öz doğrudan Erdoğan'a bağlı çalıştı diyor. Zekeriya Öz hani FETÖ savcısı. Soros'la başta söyledim bir miktar bu vardı. Bunu muhakkak konuşacağım. Biz pas atacağız ama... İzmir Marşı ile gidelim mi? Çünkü biliyorsunuz İzmir Marşı'nı söyleyen gençlere yasaklayan müdür gitti.
o gençleri tehdit eden, zorlayan müdür görevden alınmıştı. Yarın Samsun'da olacak İnce, 19 Mayıs'ın yasaklandığı, Fener Alayı yasaklandığı yerde. Biz çok kısacık hatırlatarak İnce'ye gideceğiz. Hoşça kalın. İzmir Marşı ile gidecekler efendim. Unutmayın. Altın Orman Medya Mahallesi'ni sundu.